Tadımız Tuzumuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ay baklavası yapacağız. Antep usulü. Hamurumuzun malzeme listesi videonun altında mevcuttur. Lütfen oradan bakın. Hamurumuzu yoğurup bir gün önceden götürmüştüm. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 10-12 parçaya bölüyoruz. Ve az nişasta ile açıp tepsiye yerleştiriyoruz böyle görüldüğü gibi ve üzerini kapatıyoruz. Normalde folyo kullanmak tabii ki iyi değil ama okulda yapmıştık arkadaşlarla, streç film yoktu, folyo kullandım mecburiyetten. Böyle yufkalarımızı, bezelerimizi açıp tepsiye yerleştiriyoruz, üzerine de tekrar streç filmle örtüp üst üste koyuyoruz ve bir gece bekletiyoruz arkadaşlar. Ben bir gece beklettiğim hamuru getirdim ve diğer yaptığımızı buzdolabına yerleştirdim. İlk etapta bol nişasta ekleyerek açıyoruz ve açıldıktan sonra asla nişasta kullanmıyoruz. Hamurumuz çok güzel açılıyor. Yani zaten nişastaya gerek duymuyorsunuz. İlk etapta dediğim gibi nişasta kullanıyoruz. Ama açıldıktan sonra kesinlikle nişasta kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet, harika bir hamur. Açtıkça açılıyor. Maalesef benim büyük oklavam yoktu. Oklavamın büyüklüğüne göre yufkamı biraz küçük, hamurumu biraz küçük tutmuştum yumakları. Ve öyle açmaya çalıştım. Yani oklavanız uzun olursa çok rahat bir şekilde kocaman yufkalar elde edebilirsiniz. Çok iyi açılabilirsiniz. Çünkü hamur bir gece dinlendiği için ve çok güzel bir hamur olduğu için gayet rahat açılıyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi açıldıktan sonra asla nişasta kullanmıyoruz. Evet, incecik açıyoruz. Baklavamızın yufkası ne kadar ince olursa o kadar çıtır çıtır ve o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet, bu baklava insanı yormuyor da çok rahat bir şekilde açıldığı için hamur. Evet, böyle açıyoruz. Yani oklavam büyük olsa daha da açılacaktı arkadaşlar. İnceliğini size göstermek istiyorum. Bakın, böyle zar gibi açtım arkadaşlar. Evet. Ve daha sonra arkadaşlar iki tane yufkayı üst üste koyuyoruz ve üzerine ceviz serpip böyle iki uçtan sarıyoruz arkadaşlar. Bu iki tane yufka üst üste. İkinci yufkayı koyduktan sonra ceviz serpiyoruz ve uçlarını ortaya doğru kıvırıyoruz. En son da bunu üstüne koyuyoruz ve su bardağının ağzı ile kesiyoruz. Yarım ay şeklinde oluyor arkadaşlar. Çok bereketli ve çok kolay bir baklava türü arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben hemen bir tepsi yapıp gösterdim. Ve fırınım küçük, orta boy fırın olduğu için. Evlerinizdeki büyük boy fırınlarında bu ölçüyle iki tepsi baklava elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, yani harika oldular. Bu küçük tepsim için 4 tane yufka açmam yeterli oldu. Yani 2 kez kesme işlemi gerçekleştirdim. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra 250 gram tereyağını eritiyoruz üzerine dökmek için. Sevdiğiniz bir tereyağını eritin ve üzerinde oluşan kaymağı aldıktan sonra baklavamıza üzerine bölüştürün arkadaşlar. Baklavamızın iyi sonuç almamız için diğer bir püf noktası da baklavamızın çok iyi pişmiş olması gerekiyor. 170 derecede ağır ağır güzelce içi dışı pişene kadar pişirelim arkadaşlar. Ben şerbetimi 5 su bardağı şeker, 5,5 su bardağı suyu 12 dakika kaynattım arkadaşlar. 1-2 damla limon sıkıp ocağa koydum. 12 dakika kaynattım ve fırından tatlımı çıkardım. Şerbeti de tatlıyı da sıcak olarak döktüm arkadaşlar. Tatlım sıcak, şerbetim de sıcak. Hemen çıkarır çıkmaz ikisini birleştirdim ve öyle döktüm. Kesinlikle hamur olmuyor. Çıtır çıtır harika baklavalarınız oluyor. Kazak velilerimiz çok beğendi. Ve baklavalarımız hazır. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.